Merhaba değerli yatırımcılarımız. Ata Portföy kanalına hoş geldiniz. Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Gerz bizlerle. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Merhaba, hoş bulduk Ebru. Bugün Ata Portföy ikinci hisse senedi fonumuzu AAV'yi birlikte tanıtalım istiyorum yatırımcılarımıza. Fonun yönetim tarzını siz yönettiğiniz için size sormak istiyoruz. İçerisinden biraz bahseder misiniz bize? Şirketleri nasıl seçiyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Yani buradaki sizin yönetim tarzınızı merak ediyor yatırımcılarımız. AAV yani akılda kalması için Adana One diye kısaltayım. İkinci hisse senedi fonumuz bizim en büyük hisse senedi fonumuz. Aktif yönetiyoruz. Yani içindeki hisseleri tek tek dikkatle ve yoğun bir araştırma desteğiyle seçiyoruz. Zaten kendimiz de bir araştırmacı gibi çalışıyoruz açıkçası. Şirketleri ziyaret ederiz, yönetimin ne dediğine çok dikkat ederiz. Çünkü biz fonu aldığımız hisselere adeta şirketlere ortak oluyoruz. Zaten ortalama tutma yılımız da birkaç senedir. Yani hiç aylar bazında tutmak için ben hisse senedi almam. Birkaç sene tutacak gibi alırım ama fonda yani fonun şu anda 11. yılına girdik. 11 yıldır değişmeyen hisse senedi vardır. Örneğin bugün ziyaretine gittiğimiz sabah toplantısı olan Türk Traktör benim çok beğendiğim, çok sevdiğim bir şirkettir. Bu sabah da tesadüf toplantısı vardı. O şirket kuruluşundan beri fonun değişmeyen bir yatırımıdır ve devam da ediyoruz. Bunun gibi birkaç tane daha var ama Türk Traktör'e özellikle örnek vermek istedim ki bir Ankara şirketi olduğu halde her dönem İstanbul'a gelir, kendisini gayet güzel bize anlatır. Yatırımcı ilişkileri bence örnek olan bir şirkettir. O açıdan kendilerini tebrik ediyorum. Fon yatırımcılarımıza da yıllardır kazancımıza katkı yaptıkları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, biz de teşekkür ediyoruz yatırımcılarımıza. Fonun büyüklüğünden biraz bahsetmek istiyorum. 673 milyon TL yani yaklaşık 1 milyar TL'ye artık hızla gidiyor fonumuz hacimsel olarak. Yaklaşık 1000 yatırımcımız var fonumuzda. Biraz getirisine bakalım istiyorum Mehmet Bey. Şimdi BIST 100 endeksine kıyasla yatırımcılar buna çok dikkat ediyor. BIST 100 endeksiyle fonun ilk çıktığı tarihten bu yana kadarki performansına baktığımızda, özellikle bileşik getiriye baktığımızda BIST 100 endeksinin %27 ortalama yıllık bileşik getirisinin fonumuzunsa, AAV fonumuzunsa %35.5 olduğunu görüyoruz. Ve totalde de çarpı 2 gibi kuruluşundan bugüne yani 16 Kasım 2012'den bugüne kadar aslında BIST 100 endeks, BIST 100 getiri endeksinin çarpı 2 katı gibi değer yaratmış yatırımcılarına. Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Yani borsayla kıyasla baktığımızda yatırımcılarımız bu fona rahatlıkla girebilirler mi? Özellikle de hisse senedi yatırımı yapmak isteyip ne alacağını bilemeyen ve para biriktirmek isteyen, değer katmak isteyen kendine yatırımcılarımız İkinci hisse fona bakabilirler mi? Evet, ben bana soranlara çok içim rahat öneriyorum. Yani kendimin de önemli bir miktarda yatırımım var bu fonda. Fon kuruluşundan beri her sene borsa endeksinin yaklaşık 8-10 puan önündedir. Hiçbir sene endeksin altında kalmamıştır. Endeks derken de BIST 100 fiyat endeksini kastetmiyorum. BIST 100 getiri endeksi yani temettülerin tekrar yatırıldığı varsayımıyla ki 3-5 puan daha yüksektir BIST 100 getiri endeksi normal sizin baktığınız BIST 100'e göre. Bunun her sene 8-10 puan üzerindedir. Kümülatifte de dediğin gibi fon çıktığında 1 liradan çıkmıştı. Bugün 25 liraya ulaştı 11 senede yaklaşık. Kümülatif getirisi yaklaşık %2400. Benzer dönemde BIST 100 getiri endeksinin getirisinin iki katından daha fazladır. Yani birikimli olarak her sene fark 8-10 puan farkı koruyarak biz iki kat gibi bir fark elde ettik. Daha önemli bir şey söyleyeceğim. Belki tabloda bakma şansımız olur.
Bahsettiğimiz 11 yılda fonun ortalama getirisi %35 yıllık, bileşik ortalaması bu arada. Yani size her sene %35 getiriyi sağlıyor. Enflasyon da %19 olmuştur ortalama olarak. Yani 20 diye kısaltayım ben, yuvarlayayım. Yani enflasyonun 1,5 katı bir getiriyi yatırımcısına ortalama her yıl sağladı. Evet, tabloda enflasyon yok ama her yıl fonun getirisi, BIST 100 getiri endeksi performansı, en son kümülatif rakamlar, daha da sonra bileşik ortalama getiri. Yani bu tablo fonun yatırımcısına her sene istisnasız bir katma değer yarattığını ortaya koyuyor. Bu da hisseleri özenle seçmemizden kaynaklanıyor. Yani hisse alıp satmıyoruz. Biz şirketlere ortak oluyoruz. Eğer yatırımcı, ben borsa tekrar yükselişe geçti, İşte bugünlerde 7000 endeksi geçtik, ben bu borsadan, yükselişten nasıl faydalanayım diye soran yatırımcılara vicdanımız rahat bir şekilde bu fona girerseniz ama birkaç yıl sabretmeyi göze alıyorsanız bu fon size katma değer sağlar diyebiliyoruz. O katma değer de tabii ki kıstası borsa endeksi olduğu için onun üstünde bir getiriyi size sağlar. Yani siz tek tek gidip hisse senedi seçerseniz o şirket, yanlış tercihler de yapabilirsiniz. Veya yanlış zamanda alıp satabilirsiniz. Piyasa çünkü çok dalgalı. Doğru hisse seçseniz bile piyasa öyle dalgalanır ki sizi dibinde, piyasanın düştüğü bir dönemde panik satışına zorlar. Ve zarar edersiniz doğru hisse seçseniz bile. Yani fon yönetmeyi sadece bir şey olarak düşünmeyin. Hisse senedini doğru hisse senedi bulmak olarak düşünmeyin. Burada risk kontrolü de önemlidir. Davranışsal finans boyutu var biraz önce dediğim gibi. Piyasa dalgalanmalarına karşı metin olmak. Çünkü bu uzun soluklu bir iştir. Bütün bunları birleştirdiğimizde benim bireysel yatırımcıya tavsiyem şudur. Eğer macera, eğlence aramıyorsanız veya kumar, yatırım işini ciddi bir iş olarak görüyorsanız bunu iyi yönetilen bir hisse fonu vasıtasıyla yapmanız kesinlikle sizin avantajınızadır. Yeter ki birkaç hafta veya birkaç ay değil de bunu en az bir 6-12 aylık bir vadeyle göze alın. Çünkü çok kısa vadelerde fonun da iyi getirmediği dönemler olabilir, haftalar veya aylar. Ama biraz önceki tabloda gösterdiğimiz gibi yıllar bazında hiçbir zaman yatırımcımıza mahcup olmadık. Umarım bundan sonra da öyle olur. Evet. İkinci hissenin getirilerine şöyle bir baktığımızda yatırımcılarımızın en çok merak ettiği konu, hani güncel olarak Tefas'tan da bunları görebilirler ama biz kısaca bir üstünden geçelim istiyorum. Aylık %23.99, 3 aylık %49.52 gibi bir getirisi var ikinci hisse fonumuzun. Fon kodumuz AAV, Mehmet Bey'in de söylediği gibi Adana Van diye telaffuz ediyoruz. Yönetim komisyonumuz 1.95 ve fon alım valörümüz T+1'dir. Fon satım valörümüz de T+2'dir. Bunu da yatırımcılarımızla paylaşmak isteriz. Aslında o yıllarda birinci hisse fonumuz, ikinci hisse fonumuz diye iki tane ata portföyün yönettiği uzmanlığı hisse olan iki portföy fonumuz vardı. Bu birinci hisse fonumuz daha sonra AYA olarak dönüştü. Biraz ondan da bahsedelim isterim bu yayında Mehmet Bey. 11 Nisan 2022'de birinci hisse fonumuzu kar payı ödeyen hisse fonumuz haline getirerek aslında farklı bir alana evrilmiş oldu hisse fonumuz. AYA'dan da bahsetmek ister misiniz biraz bu yayında? Belki temettü ödeyen, ona ilgi duyan yatırımcılarımız da sormak isterler bunları. Evet, o birinci hisse fon aslında daha eski. O 12-13 yıllık bir fon. Onu da ben ilk başta 10 sene yönettim. İki fon, 1 ve 2 birbirine benzediği için birinci hisse fonunu temettü ödeyen bir hale getirdik. Yılda iki kez temettü ödüyor, 6 ayda bir. Yani biriktirdiği temettüyü yatırımcısına aktarıyor ve stopajsız. Orada bir stopaj avantajı var. Orada temettü yatırımcısına yönelik bir strateji takip ediliyor. Yani ikinci hisseyle yarışmıyor artık. İkisi farklı kulvarlarda. Birisi... İkincisi daha büyüme odaklı.
Daha böyle hızlı koşmaya çalışan bir fondur. Birinci hisse yani Aya ise temettü ödeyeceği için daha gelir odaklı. 6 ayda bir yatırımcısına temettü nakit dağıtıyor çünkü. İkisinin getirileri de ayrışıyor. Çünkü temettü dağıtan fon her 6 ayda bir değeri düşüyor nakit dağıttığı için. Dolayısıyla o anlamda getiri anlamında biraz dezavantajlı. Fakat farklı bir kulvarda o gelir sağlamaya çalışıyor. İkinci hisse evet. Fon ise AAV piyasada çok agresif rakipler var. Onlarla yarışan ama daha makul bir hızda koşmaya çalışan. Yani depar atan bir fon değil. Ama bir maraton koşucusu. O uzun soluklu yarışı önde bitirmeye aday. Ki mesela ben genelde aylık değil de bir yıllık bakarım. Son bir yılda getirimiz %200'e çok yakın bir yerdeyiz. Merakla bekliyorum. Yani şu an evet. 195 gibiyiz. %200'ü geçmesi şu anlamı geliyor. 12 ayda yani 12 ay önce koyduğunuz 1 lira 100 300 lira olmuş demek. 100 veya, liranız 300 lira olmuş demektir. 100 bin liranız 300 bin lira olmuş veya 1 milyonunuz 3 milyon olmuş demektir. Bunlar önemli getiriler. Nitekim seninle ortak tanıdığımız bir müşterimiz bu fona girerek kısa bir zamanda belki 6 ila 12 ay bekledi tam bilemiyorum ama bir ev alma projesi vardı. Bir doktor hanım müşterimiz bir ev buldu aldı fondan parasını güzel bir getiriyle çekti karla çekti. Ben çok mutlu oldum yani bu fon yani bu getiriler ne işe yarıyor diye sorduğumuzda işte bu işe yarıyor. Evet. Bir müşterimiz ev almak için burada ettiği karı ev almak için kullandı. Ben son derece mutlu oldum. Çünkü çok yaptığımız işin evet. Yani fon yönetimi, para yönetiminin sosyal bir amaca da hizmet etmesi gerekiyor. Yani bu emekliliğe yönelik birikim, emeklilik için çünkü eğri oturup doğru konuşalım. Yani SGK maaşları iyice kuşa döndü. Onunla rahat bir hayat sürmeyi bırakın. Normal bir hayat sürmek bile mümkün değil. Dolayısıyla milyonlarca kişinin emeklilikte ek getiri, tasarruf yaratması gerekiyor. Bizim bu tür fonlarımız uzun soluklu düşünenler için buna da hizmet ediyor. Veya ev almak isteyen için, ben ev almayı çok destekleyen birisiyim. O arada paranız faizle beklerse çok fazla bir kazanç elde edemezsiniz. Faizle bir yere giremezsiniz ama doğru zamanda hisse senedi fonuna girerek belli bir süre beklediğiniz zaman bu ileride ev almanıza vesile olabilir. Yani bütün nakiti karşılamaz belki ama peşin ödemenizi yapmanızı sağlayabilir. Dolayısıyla biz yaptığımız işte belli sosyal bir amacı da yerine getirmeye çalışan bir kurumuz. Bundan da gurur duyuyoruz. Evet, aynı şekilde. Benim sorularım bu kadar. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz için. Yatırımcılarımıza da özellikle şeyi iletmek istiyorum. Bu hisse fonumuzla alakalı soruları varsa ya da diğer fonlarımızla ilgili soruları bu videonun altına yazarak bize ulaşabilirler. Sitemizden daha detaylı bilgiler alabilirler. Çok mersi cevaplarınız Ebru, için, en son şunu söyleyeyim. Için. Bana sosyal medyada çok soru geliyor fonun içeriğiyle ilgili. Fonun içeriği her ay başı açıklanıyor. Yani oradan bakabilirsiniz. İçinde 30-35 tane iyi seçilmiş senet var. Biz fondaki hisseleri ve şirketlere çok güveniyoruz. Ama onları tek tek almak ile amaç hasıl olmuyor. Onlar bir arada bir denge, bir portföy sunuyor. Ve o da dinamik bir şekilde yönetiliyor. Dolayısıyla amacınız üzüm yemekse, yani birikiminizi arttırmaksa, fona girerek, aynı hisse senedi gibi bu da vergiden muaf. Fon da vergiden muaf. Aynı hisse senedi gibi fondan çıktığınız zaman 2 gün sonra nakit para hesabınıza döner. Dolayısıyla hisse senediyle aynı özelliği taşıyan ama daha dengeli bir birikim amacı aracı olarak hizmetinizde. Bu açıdan tekrar hisse senedi fonlarının tek tek hisse almaya göre daha mantıklı bir yol olduğunu belirtmek istedim. Evet, çok teşekkür ederiz Mehmet Bey. Rica ederim. İyi günler dilerim.